En azından Kamer olarak biz 20 yıldır çocuk istismarının ne kadar önemli olduğunu ve oranının çok yüksek olduğunu söyleyip duruyoruz. Dolayısıyla hiç yeni bir sorun değil ve çok vahim davalar takip ettik bugüne kadar. Dolayısıyla bugün bir iki olayın medyaya taşınması, çok görünür olması ve de bütün siyasetçilerin bu konu üzerine konuşuyor olması bizi biraz şaşırttı. Artık onu niye yapıyorlar o bilmiyorum. Fakat buna rağmen diyoruz ki tamam biz şaşırdık. Yani bugün tam bir savaş ayyuka çıkmışken birden istismarda neredeyse aynı derecede konuşulur oldu. Tesadüf müdür bunu bilmiyoruz ama iyidir. Konuşulsun. Fakat çözüm noktasındaki öneriler de bizi dehşete düşürüyor. Şimdi bir kere rakamları, gerçek rakamları bilseler, yani bir bize sorsalar ve bizi konuştursalar, gerçekten ne hadımdan bahsederler, ne idamdan bahsederler. Toplumun yüzde kaçına idam edeceksiniz, hadım edeceksiniz. Çözüm bu değil. Dolayısıyla bu konuda eğer gerçekten hükümet samimi ise, bir çözüm üretmek istiyorsa, kadın kuruluşlarıyla mutlaka diyalog içinde olmalı. Çözüm cezalandırma değil. Şimdi nerededir diye çözüm diyenlere ben şunu söylüyorum. Yani mantaliteyi değiştirmek lazım. Siz değiştirmedikçe içgüdüyle hareket eden bu yeni insanlar çıkacak ve yeni adımlar ve yeni cezalar girecek devreye. Bu böyle bir kısır döngü olarak devam edecek. Oğlan çocukların eğitimi erken çocukluk döneminde, bu nedenle biz zaten erken çocukluk dönemiyle ilgili çok etkili bir çalışma yapıyoruz. Yani ben iddia ediyorum ki bizim o çalışmalarımıza katılan çocukların büyük çoğunluğu istismara karşı duran erkekler olacaktır. Çünkü 3-6 yaş çok önemlidir. Mutlaka okul öncesi eğitim yapılmalıdır. Okul öncesi eğitimde de kız ve oğlan çocuklar olarak geleceğin geleneksel kadınları ve erkekleri olmamak için neler yapmak gerektiğini öğrene öğrene büyümeliler. Çözüm burada yatıyor. Ama bunu yapmayıp tam tersine işte geleneksel kadınlığı ve erkekliği pekiştirecek bir sürü dil ve davranış şurada duruyorken istismara yelteneni bu şekilde cezalandırmak bize göre hiç olumlu bir sonuç yaratmayacaktır. Rakamlardan bahsettiniz. Hani bizim rakamları bilseler dehşete düşer. Rakamlar nelerdir? Valla 4 çocuktan biri diye düşünüyoruz. Rakamlar onu gösteriyor. İstismara oluyor. İstismar yaşıyor, evet. Ve ne var biliyor musun? İstismar yaşayan bir çocukta açılan yarayı hiçbir şey kapatmıyor. Hiçbir şey kapatmıyor. En iyi hali ne şöyle anlatıyorlar işin uzmanları. O yarayla birlikte mutlu olmayı öğreniyor. Yara kapanmıyor. O yarayla birlikte iyi bir insan olmayı, iyi bir yaşam sürmeyi öğreniyorsa çok şanslı sayıyoruz.